Söz sırası Halkların Demokratik Partisi grubu adına ikinci konuşma Muş Milletvekili Sayın Ahmet Yıldırım'a aittir. Buyurun Sayın Yıldırım. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, ben de 65. hükümet programı üzerine partim adına söz almış bulunmaktayım. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Tam 6 ay önce 28 Kasım 2015 günü yine burada partim adına 64. hükümet programı adına konuşurken benim konuşmamdan birkaç saat önce değerli baro başkanımız Tahir Elçi alçakça katledilmişti. Ve o gün Tahir Elçi'ye dair söylediklerim sözler üzerine sataşmadan söz alıp gelip burada konuşanlar ve sonrasında ailesini Diyarbakır Barosu'nu ziyaret edenler birkaç güne, birkaç haftaya kadar katillerinin bulunup adalete teslim edileceği konusunda sözler söylediler. O sözler bugüne kadar geldi. Aynen Uğur Kaymaz, Ceylan Önkol, Ethem Sarısülük, Berkin Elvan, Ali İsmail Korkmaz, Abdullah Cömert, Mehmet Tunç, Taybet Ana, Miray Bebek ve Seve Demir, diğer burada adını sayamadığım bu kirli savaşta katledilmiş ve faili açığa çıkarılmamış birçok kişi gibi. Şuradan çok açık yüreklilikle ifade ediyoruz ki Tahir Elçi'yi öldüren silahın namlusu da biliniyor. O silahın tetiğine dokunan parmağı da şu Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı çok iyi biliyor. Bu kadar iddialıyız. Onlarca kameranın olduğu, güvenlik kamerasının olduğu bir sokakta 6 ay geçmiş, bu ülkenin en önemli barolarından birinin başkanı katledilmiş, bir tomar söz verilmiş ama maalesef bugüne kadar bu konuda hiçbir adım atılamamıştır. Şimdi benden önceki konuşmacılar söylediği için ben tekrara girmeyeceğim. Herhalde Cumhuriyet tarihinde 65. hükümet programının görüşüldüğü şu atmosferde olduğu heyecansızlık, coşkusuzluk kendisinden önceki 64 hükümet programında görüşülmesi sırasında yaşanmamıştır. Çünkü iradenin burada olmadığını, bir biat kültürüyle saraya teslim edildiğini söylediğimizde hop oturup hop kalkanlar herhalde bu tablodan biraz dersler çıkaracak, biraz haklılık payımızı göreceklerdir. Şunu söyleyelim. 7 Haziran seçimlerine kadar ülkede Cumhuriyet tarihi boyunca 3 ana damar vardı. 3 ana siyasi damar vardı. Bunlardan birincisi ta İttihat Terakki'den başlayıp darbeler yapan ki bir darbenin yıl dönümündeyiz biz. Ancak Kemalizm kılıfının arkasına sığınan, kendisini onunla perdelemeye çalışan, varlığını böyle sürdüren, hiçbir zaman iktidarı bırakmak istemeyen, bazen Ergenekon gibi yapıların arkasına sığınan ordu damarıdır. Bu ülke aynı zamanda bir darbeler tarihidir. Bu anlamda birinci damar ordu damarıdır. İkinci damar ise 1950'ler sonrası çok partili süreç ile siyasi görünürlük kazanan, Adnan Menderes'le sembolleşen, sonrasında Milli Selamet ve Refah Partileri ile devam eden, günümüzde ise AKP'nin temsilciliğini üstlenmiş olduğu muhafazakar damardır. Ancak şunu söyleyelim, üçüncüsü sınıfsal olarak, inançsal olarak, cinsel olarak ve etnisite temelli olarak sürekli ezilmeye çalışan, bugün temsiliyetini nereden, hangi kültürel, siyasal, etnik ve inançsal havzadan gelirse gelsin kendisini HDP'de temsil etmeye çalışan üçüncü damardır. Ancak 7 Haziran'dan sonra üç damar ikiye düşmüştür. İki artık siyasi akım vardır. Çünkü muhafazakar damar ile ordu damarı veya Kemalizm kisvesi altında siyaset yürütenler geçen hafta dokunulmazlık sürecinde de görüldüğü üzere tek hizaya geçmişlerdir. Artık ülkede iki ana siyasi akım vardır. Muhafazakar damar ile ordu damarı, özellikle de Kürt düşmanlığı temelli tüm ezilmişleri hedefine alan tarihsel bir ittifak kurmuşlardır. Ve bütün ezilenlerin, bütün ötekilerin hakları ayaklar altına alınmış olanların sözcülüğünü onurla, gururla, bedeli ne olursa olsun
HDP bu misyonu üstlenmeye ve sürdürmeye devam edecektir. Bu ittifakın boyutlarının varabileceği seviyenin korkunçluğunu aylardır bölge illerinde yaşanan ve halklar üzerinde yaşatılan ihlallerde görmekteyiz. Yüzyıllık ittifak diyebileceğimiz bu damara karşı bir tek direnen siyasi güç kalmıştır. Bunu tekrar geçen hafta burada darbeye karşı bütün benliğiyle ülkede akan kanın durdurulması, gençlerin ölümünün önlenmesi hususundaki tavrıyla HDP ortaya koymuştur. Şimdi Sayın Bostancı az önce değerli arkadaşıma cevap verirken orada ortak bir deklarasyonun çıkmadığından söz etti. Ben de söyleyeyim, 60'a yakın ülkenin katıldığı Dünya İnsani Zirvesi'nde 49 ülkenin altına imza attığı ve Türkiye'nin imza atmadığı maddeleri bir şuradan özetle okuyup geçeyim. Çatışma alanlarında taraflar uluslararası insan hakları hukukunun yükümlülüklerine uymalıdır. Ne kadar ağır bir şey değil mi? Ne kadar imtina edilecek bir madde. Bir diğer madde, silahlı çatışmalar esnasında siviller korunmalıdır. Ne büyük günah. Ne kadar uzak durulması gereken bir ilke. Sivillere ve hastanelere, kültürel mekanlara, bu gibi koruma altındaki yerlere saldırılar yasaktır. İmtina edilmiş. Çatışmalarda taraflar kendi kontrolleri altındaki bölgelerde sivil nüfus, sivil bireyler, sivil mekanların zarar görmemesi için gerekli önlemleri almalıdır. Çatışma bölgelerindeki insani yardım personeline yönelik saldırılar endişe vericidir. Devletler bu görevlerin güvenliğini sağlamalı, sağlık personelinin ve gereklerinin girişini kolaylaştırmalıdır. Çatışmalar sonucu son madde, yerinden edilen insanların güvenli ve onurlu şekilde geri dönüşleri sağlanmalıdır. İşte imtina ettiğiniz, altına imza atmaktan mahcubiyet duyduğunuz maddeler bunlar. 49 ülke onurla, gururla bunların altına imza attı. Şimdi şuradan sorarız tabii biz. Bakın bir örnek vereyim. Direkt 80 gün önce İçişleri Bakanlığı'nın ve Diyarbakır Valiliği'nin açıklamasıyla 80 gün önce Diyarbakır Sur'da sokağa çıkma yasağı kaldırıldı. Yine Bakan Bey'in açıklamasını aktarayım size. Çatışmalar bitmiştir. Silahlı hiçbir unsur kalmamıştır. Bundan sonra herhangi bir ölüm vakası yaşanmayacaktır. Ama 80 gündür sokağa çıkma yasağı devam ediyor. Bakın, silahlı kimse yok, çatışma yok, kan akma yok. Peki 80 gündür orada ne oluyor? Hangi suçun günahın üstü kapatılıyor? Hangi suç delilleri ortadan kaldırılıyor? Hani siyasi mefte olarak artık anlayacağız. Geçmiş dönem başbakan Toledo yapacak diyordu. Geçen hafta 4-5 sokağında sokağa çıkma yasağı kaldırılmış dendi. Ve gitti arkadaşlarımız. Ne sokak var, ne hane var. İşte bu insani yardım zirvesinin de açığa çıkan 49 ülkenin imzaladığı deklarasyon altına neden imza atmadığınız buradan belli. Sağlık personellerinin çatışma bölgelerine yardıma muhtaç kişilere ulaşılmasının engellenmesi hususundaki maddeye neden imza atmadığınızı önceki bakan Sayın Müezzinoğlu çok iyi biliyor. Çünkü vahşet bodrumunda hem öldürmek hem de öldürülmüş insanları yakmanın ne olduğunu bütün dünya utançla izledi. Bu nedenledir ki Birleşmiş Milletler bu konuda özellikle Türkiye'nin bu konuda etkin soruşturma yürütülmesi önündeki engellerin kaldırılmasını talep ediyor. Değerli milletvekilleri, şunu söyleyelim. Bakın, Sur'da 80 gündür ne oluyor? Neden açılmıyor? Bir silah yok, bir çatışma yok, silahlı unsur yok. Orada hükümet neyi temizlemeye çalışıyor? 80 gün, 3 aya yakın bir süre. Hangi suça, günaha bulaştı da bu hükümet, 64. hükümet onu ortadan kaldırmaya çalışıyor? Bunu sormak istiyoruz. Şundan ötürü söylüyorum. Bakın, Davutoğlu hükümeti ibra edilmeden gitti. Böyle bir gelenek yok. Ama bütçe görüşmelerinde bir önceki dönemin bütçesi ve kesin hesabı yapılır. İbra etmeden gitti. Birçok suç, günah, veballe gitti. Davutoğlu ancak bu kadar kısa süreli bir hükümete bu kadar çok kan, bu kadar çok genç ölümü sığdırabildi. Bununla övünebiliyorsa övünebilsin. Davutoğlu şunu itiraf etti. Biz 1,5 yıldır burada arkadaşlarımızla birlikte söylüyoruz.
Dolmabahçe'de masayı bu hükümet devirdi. Bu siyasi iktidar devirdi dediğimizde bize şu cevaplar verildi. Hayır, PKK devirdi. Ama daha önce şu kürsüden kısaca söylemiştim, tekrar söyleyeyim. Demek ki yalan bir yere kadar sürdürülebiliyor. 9 Şubat 2016 günü Davutoğlu başbakan olarak Hollanda dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlıyor. Ve diyor ki biz bitirdik diyor. Bu savaşın kararını biz verdik diyor. Açın internetten okuyun. Ekim 2014'te diyor talimatı ben verdim diyor. Bütün güvenlik birimlerine hazırlık yapın dedim. Neden çözüm sürecinin sona erdiğini, neden gençlerin ölmediğini, akan kanın olmadığı o sürecin ucuz siyasi hesaplar uğruna heba edildiğini bir de buradan bakalım. İtiraf etti. Yine Toledo yapacağız demişti. Olmayan kent ne olabilir ki? Bir kent ortadan kaldırıldı. Ve 80 gündür oradaki yıkım devam ediyor. Tahribat devam ediyor. Kültürel soykırım devam ediyor. Ve Davutoğlu veciz bir sözle daha gitti. Hatırlardadır. Unutulmaz. 20 yılda geçse unutulmaz. Ve hep Davutoğlu'nun yüzüne çarpacak. Hiç sivil ölmedi dedi bu çatışmalarda. 700'ü aşkın sivil öldü. Böyle bir realiteyle karşı karşıyayız. Miray Bebek öldü, Taybet Ana öldü. Hiç sivil ölmemiş. Ve Davutoğlu en az 10 yıllık dış politikada ülkeyi değersiz bir yalnızlığa iten, buna siz değerli yalnızlık da diyebilirsiniz, mahkum ederek gerisinde bu enkazı bırakarak gitti. Ve şu anda Türkiye uluslararası toplum içerisinde bir tecriti yaşayarak sadece yalnız başına kendi iç siyasetle cebelleşen bir ülke konumuna gelmiş durumdadır. Değerli milletvekilleri, bilmiyorum, Sayın Milli Eğitim Bakanımız burada. Kendisine hayırlı olsun diyorum. İçtenlikle söylüyorum. Ve şu söyleyeceklerimi ne olursunuz siz kendi kişiliğinizden bağımsız olarak dinlemenizi rica ediyorum. Hiç sizin kişiliğinizle alakalı değil bu, zinhar. Ama şurada hepinizin huzuruna söyleyeyim. Ben bir eğitimciyim. 21 yıl eğitim fakültesinde akademisyenlik yaptım. Sosyal bilimciyim. Allah aşkına bakın, AKP iktidarları döneminde 6 Milli Eğitim Bakanı gördük. Erkan Mumcu hukukçuydu. Hüseyin Çelik edebiyatçıydı. Nimet Baş hukukçuydu. Ömer Dinçer işletmeciydi ve Nabi Avcı iletişimciydi. Sayın Bakanımız da hem denizci hem hukukçu. Bir tane eğitim bilimci yok. Hadi biraz zorlarsak Hüseyin Bey ile Nabi Bey'i akademisyen olarak kabul edebiliriz. Ve onu da biraz eğitimle ilişkilendirebiliriz. Şimdi size soruyorum değerli arkadaşlar. Hukukçu ve denizci kimliğiyle Sayın Yılmaz Sağlık Bakanı olabilir mi? Olamaz. Veya bir eğitimci Adalet Bakanı olabilir mi? Olamaz. Ama ne olursan ol gel eğitim bakanı ol. Çünkü eğitime verilen önem belli. Bunu akademisyenliğini yaptığım dönemde de sancılarıyla hissetmiş biriyim. Her şey olabilirsiniz, eğitim bakanı gelip eğitim bakanlığı yapabilirsiniz. Ama başka bir meslek kimliğiyle sağlık bakanı olamazsınız, adalet bakanı olamazsınız. Ekonomist olmadan ekonomi size teslim edilmez. Tekrar söylüyorum, bunu Sayın Bakan'ın kişiliğinden azade bir biçimde dile getiriyorum. Bu eğitime verilen önemi göstermek açısından ifade ediyorum. Bütün bunlara rağmen umarım ülkedeki eğitimin toplumsal meselelerine dönük çözümler üretirsiniz. Bir diğer husus, sadece bu iktidar döneminde 8. sınıfta ortaokulu bitiren çocuklarımızın liselere geçiş için girdiği bir sınav vardır. Aramızda eğitimciler de vardır. Veya eğitimci olmasak bile çocuğu 8. sınıfta bu sınava girmiş olanlar bilir. Ben bunlar üzerine çalıştığım için söylüyorum. Bu sınavın adı 5-6 defa değişti. Çocuklarımız kobay. Önce OKS'ydi. Orta öğretim kurumlarına giriş sınavı. Daha sonra SBS oldu. Daha sonra LGS oldu. Şimdi TEO. Seneye ne olacağını inanın hiçbirimiz bilmiyoruz. Çünkü çocuklarımız kobay. Ne olursunuz Sayın Bakan, sizden ricam bu sınavlara bir kriter getirmeniz. Bunun üzerine biraz eğilmeniz, çocuklarımızı kobay olarak gören ve sınavın adı, sistemi, yapılış biçimi değişen özelliklerinden kurtarmanız bu ülkenin geleceği açısından önemlidir. Bir diğer husus, geçtiğimiz Temmuz ayından bu yana
özellikle Kürt coğrafyasında şimdiye kadar kırsalda yürüye gelen savaş şehirlere sıçradı. Bunun müsebbibi kim olursa olsun sıçradı. Ama Sayın Bakan, inanır mısınız, sizin belki de mesleğinizi bilmedikleri için, sizi ya savunma sanayinden ya da ordudan geliyor gibi bildikleri için orada o jöh pühün okul sıralarına yazdığı, tahtalarına yazdığı ve sosyal medyada paylaştığı "eğitim sırası bizde" sözüne binaen atandığınızı sanıyorlar ve bize soruyorlar. Sizin hukukçu olduğunuzu veya denizcilikten geldiğinizi bilmiyorlar. Ordudan ya da savunma sanayinden geldiğinizi düşünüyorlar. Herhalde o sözlerin, o jöh pühün yazdığı sözlerin gereği olarak bakan yapıldığınızı düşünüyorlar. İnanır mısınız, son iki günde bana bunu 3 kişi sordu. Bir diğer husus, Sayın Bakan, 2016 Plan Bütçe Komisyonu üyesi olarak söyleyeyim. Bütçesinde eğitime ayrılan payı bakın 2016'nın sonunda göreceğiz, size kullandırtmayacaklar. Çünkü son 4 yıldır eğitime ayrılan pay ile gerçekleşen arasında muazzam bir uçurum var. Şimdiye kadar eğitime ayrılan pay hep gerek iç kamuoyuna gerekse dış kamuoyuna bu hükümet döneminde eğitime ayrılan payın arttığına dair bir övgüyü almak için oraya rakam yüksek yazılır. Ama yıl içinde diğer bakanlıklara özellikle de savunma ve güvenliğe aktarım yapılır. Gerçekleşme daha düşük Sayın Bakan. Örneğin 2014'te ayırdığınız pay 56 milyon lira kullanılan 39 milyon. 39 milyon. Ayrılan payla gerçekleşen arasında yaklaşık minimum %32 fark vardır. Sayın Bakan, beraber 2014 kesim hesap tarihini inceledik. 2014'te böyle değildi. Bakın size rakam söylüyorum. 56 milyon lira ayrıldı ama harcanan 39 milyon lira. Pardon, milyar lira, affedersin. Affedersiniz. 39 milyar lira. En nihayetinde gelelim. Şimdi eğitimden bütçeye ayrılan pay kendi dönemlerinde artmış diye söylüyorlar. Ama bir de artmayan TÜİK verilerinde size okuyayım. Son 14 yılda eğitime bütçeden ayrılan payı bir yana bırakarak söylüyorum. Özellikle eğitim yatırımlarına ayrılan pay 8.9'dan 4.3'e düşmüştür. Maaş ödüyorsunuz. E doğal olarak en fazla personel eğitimde varsa maaş ödenecektir. Bu yatırım değil ki. Değerli arkadaşlar, sürem sınırlı olduğu için söylüyorum. Bakın, geçen hafta bugün partinizin genel başkan yardımcısı olan ama pazar günkü kongrede yönetime giremeyen Manisa milletvekiliniz dün bir gazetede yazı yazdı. Bizim söylediğimizi sadece kendisi mağduriyeti üzerinden ifade ediyor. Ne diyor Sayın Özdağ? Gücün tek elde toplanması her şeyin çözümü olsaydı bugün Suriye'de, Irak'ta, Libya'da olanların hiçbiri yaşanmazdı. Evet, başkanlık istiyoruz. Bütün gücün, yetkinin tek işte toplanmasını istiyoruz. Bir şey daha söylüyor. Diyor, vefa çift taraflıdır. Günaydın. Karşılığı olmayan vefa, vefa değil biattır. Yani bir yıldır bunları söylediğimizde şu grubun bütün eleştirilerine ve saldırılarına, sataşmalarına maruz kalıyordu. Belki bu söylemlerim hoşunuza gitmiyor olabilir. Hiç acele etmeyin, birkaç aya kalmaz belki siz de bu duyguya düşmüş olabilirsiniz. Bir diğer husus, değerli arkadaşlar, özellikle içinde barış olmayan, içinde Kürt sözcüğü olmayan bir hükümet programıyla karşı karşıyayız. 100 yıllık temel meseleyi nasıl çözeceğine dair hiçbir projesi olmayan bir 65. hükümet programıyla karşı karşıyayız. Herhalde muhalefet, ana muhalefetin size vermiş olduğu destek de sizi bu konuda fazlasıyla cesaretlendirmiş olmalı. Çünkü darbe mekaniği 4 nala işliyor. Evet, ben burada ana muhalefetin de adını anıyorum ama ben burada bir anlayıştan, bir parti zihniyetinden söz ediyorum. Ya değilse ana muhalefet içerisinde belki de inanıyorum ki bizden daha devrimci demokrat arkadaşlarımız vardır. Ama asla böyle bir düşüncelerini parti politikası, çizgisi, zihniyeti, anlayışı haline getiremiyorlar. Barış yok. 100 yıllık meselenin çözümüne dair herhangi bir öneri yok. Sayın Yıldırım, Sayın Başbakan Salı günü buradan hükümet programını okurken şunu söyledi. Terörle mücadelede en etkin bir şekilde bu işe devam edeceğiz dedi. Ben de söyleyeyim.
Şimdi kendisi icracı, ihaleci. Şimdi herhalde burada desek ki Sayın Başbakan, bu ülkenin en önemli meselesi toplumsal barış meselesidir. Yeni bir sürece ihtiyaç var. Yeni bir çözüm süreci desek, herhalde çözüm süreci desek bize hak edişi ne kadardır diye söyleyecek. Çünkü icracı, ihaleci bir başbakan. Ama kendisine şunu söylemek isteriz. Bakın, Kürtlerin hak arama süreci, inkar, imha ve asimilasyoncu politikalar sonucunda 15 Ağustos 1984'ten beri silahlı bir mecrada seyretmektedir. Bir dakika ekliyorum beyefendi. Sayın Başkan, 15 Ağustos 84'ten beri şu topraklarda 50 bin canımız, kimliği, üniforması, adı, sanı, yeri, memleketi ne olursa olsun 50 bin insanımız toprağa düştü. Sayın Binali Yıldırım'a hatırlatmak isterim. Sizden önce 84'ten beri bu ülke 6 cumhurbaşkanı, 11 başbakan, 11 genelkurmay başkanı, 29 İçişleri Bakanı ve 20 hükümet gördü. İnanın hepsi sizin cümlelerinizle bu işe başladı. Sonuç, açık söyleyelim, en nihayetinde 50 bin insan hayatını kaybetti, binlerce köy yakılıp yıkıldı, milyonlarca insan zorunlu göçe tabi tutuldu, doğa tahrip edildi, Türkiye toplum yapısı ruhsal olarak ruh sağlığı açısından ağır yaralar aldı. Ama sorun küçülmedi, büyüdü. PKK etkisizleşmedi, uluslararası bir güç haline geldi. Getiren de bu ferasetti. Umarız toplumsal barışı bir bütün olarak bu ülkeye hediye edeceğimiz günleri hep birlikte yaşarız. Bütün genel kurulu saygıyla selamlıyorum.